Günün manşetlerinde tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Terör ve psikolojik boyutunu konuşacağız. Stüdyomuzda Sayın Abdülkadir Çevik var, profesör. Ancak Hüsnü Mahalli biliyorsunuz dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Onunla ilgili son durumu paylaşalım. Daha sonra hocamıza döneceğim. Mahalli gözaltına alındı dedik. Dün gece evi basıldı, arama yapıldı. Sonra gözaltı işlemi yapıldı. Hüsnü Mahalli'nin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Putin Esad'la görüşüyor. Telefonla. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü akşam saatlerinde harekete geçti. Gazeteci Hüsnü Mahalli'yi Twitter üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Mahalli'nin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada bilgisayar ve telefonuna incelenmek üzere el konuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hüsnü Mahalli'nin gözaltına alındığının duyulmasının ardından CHP'li avukatlara talimat verdi. 6 avukat Hüsnü Mahalli'yi savunmak için Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek Mahalli'nin vekaletini üstlendi. Avukat Turan Aydoğan ise Halk TV'de Hüsnü Mahalli'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hüsnü Bey'in bir rahatsızlığı var biliyorsunuz. Evet. Patladı. Yürümede zorluk çekiyor. Kullandığı ipler var ayağında. Onlar gözaltına alındığından dolayı güvenlik nedeniyle alınmış vaziyette. Yürümekte zorluk çekiyor. O yüzden yakalama tutanağını içeriden getirmesini istemedik. Ona eziyet vermek anlamında, vermemek anlamında. Aldığımız bilgi Hüsnü Bey'in dün bir paylaşımı söz konusu. Sizin programlarınızdan, sabah programlarınızdan Ayşenur Hanım'la yaptığı programda. İşte orada kullandığı ifade Halep'te teröristler yok ediliyor şeklinde. Bunun nasıl olduğunu yarın açıklayacağım diyor ama ondan sonra bugün öğleden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konularla alakalı bir soruşturma ve başlatıyor, yakalama kararı koyuyor. Gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli, Ayşenur Arslan aracılığıyla da ilk mesajını gönderdi. Arslan, Hüsnü Mahalli'nin evinden Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in sunduğu basın koridoru programına bağlanarak yaşanan son gelişmeleri aktardı. Halk TV'ye bağlanıyorum. Söyleyeceği bir şey var mı dedi. Türkiye'yi ve bölgeyi sevmenin bedeli bu dedi. Polis teşkilatımız da, hukuk sistemimiz de, savcılarımız da, Cumhuriyet'in savcıları da, hakimleri de doğru kararı verecektir. Doğru analizi, doğru araştırmayı yapacaktır. Yandaş trollerin artık Türkiye'ye dilleriyle, üsluplarıyla ekranlarından terör saçan yandaş medyanın, kirli havuz medyasının yarattığı teröre Hüsnü Mahalli gibi ifade ve düşünce özgürlüğünün, gazeteciliğin namusu olan bir ismi Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi kurban vermeyecektir. Hüsnü Mahalli'nin bugün savcılığa sevkinin yapılması bekleniyor. Evet, her an Hüsnü Mahalli'den gelecek güzel bir haberi bekliyoruz sevgili seyirciler. Umarız serbest kalacak ve Halk TV ekranları başta olmak üzere sevenlerine kavuşacak. Bu güzel haberi bekliyoruz. An meselesi diyelim. Ve Türkiye'nin önemli gündemi terör. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki iki patlamayla yüreği dağlandı bir kere daha Türkiye'nin. Tam 500 metre arayla bombaları patlatıp 37'si polis, 44 kişiyi şehit eden teröristlerin 12 saat boyunca keşif yaptığı da ortaya çıktı. Türkiye'yi yasa boğan Beşiktaş'taki hain terör saldırısı ile ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Emniyet yetkilileri olaya ilişkin her detayı en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren bir kadın ve bir erkeğin 12 saat boyunca araçla dolaştığı, iki kez de Vatan Caddesi'nden ve Emniyet Müdürlüğü binasının önünden geçtiği tespit edildi. Ayrıca polis, Aksaray Vatan Caddesi'nden bombalı araçla geçerken iki kez araçta görüntülendiği belirtilen kadın teröristi arıyor. Polisin araştırmasına göre patlatılan araç saat 10.40 ve 15.28'de iki kez Vatan Caddesi'nden geçti. İddiaya göre militanlar Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ve karşısındaki Aksaray Ordu Evi'ne saldırıyı da hedeflemiş olabilir. Bu sırada aracın ön koltuğunda bir kadın vardı. Militanlar böylece kendilerine aile süsü vermeyi amaçlıyordu.
saat 15.28'den patlama anına kadar geçen 7 saatlik süre, aracın tam olarak ne zaman Beşiktaş civarına gittiği, araçtakilerin kimlerle temas kurduğu, bombanın bu süre zarfında mı yüklendiği henüz net değil. Yanıt aranan bir başka soru da, kadının araçtan nerede ve ne zaman indiği. Polis şimdi keşif yaparken araçta olduğu belirlenen kadın teröristin kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. Evet, şimdi hocamıza soracağız. Terörle ne yazık ki artık iç içe yaşayan Türkiye, işte o kadar çok terör unsuru var ki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir FETÖ terör örgütü girdi hayatımıza. Onun gerçekliğiyle karşılaştık. IŞİD terör örgütü var. O da bir noktadan sonra Türkiye'nin hayatında yer alan terör örgütlerinden biri ve ta 90'lardan bu yana PKK terör örgütü Türkiye şu an bu 3 terör örgütüyle mücadelesini sürdürüyor. Dolayısıyla terörle iç içe yaşamaya başlayan bir toplum mu olduk noktasında kamuoyunun, toplumun psikolojisi ne durumda? Güneydoğu'ydu önce ama şimdi tüm Türkiye artık terör belasıyla karşı karşıya. Evet Sayın Çevik, Sayın Hocam, isterseniz önce genel olarak Türkiye'de yaşanan bu terör tehlikesiyle kamuoyunun yaşadığı korkuyu, paniği değerlendirelim. Ne diyorsunuz? Tabii. Artık Türkiye terörle yaşama noktasına hani alışmayalım, kanıksamayalım diye sürekli algılama yapmaya çalışıyoruz ama algılatma yapmaya çalışıyoruz ama Türkiye alışmaya başladı mı terörle yaşamaya? Kanıksamak başka şeydir. Bağışıklık kazanıp sağlıklı bir irade kullanmak, sağlıklı bir biçimde, gerçekçi bir biçimde düşünmek farklı bir şeydir. Yani onun için önemli olan teröre karşı bir bağışıklık geliştirmemize rağmen, bağışıklık deyince bir vücut bağışıklık geliştirdiği zaman direnci daha çok artmış olur. Savaşma gücü artmış olur. Kanıksamak daha farklı gibi görünüyor bana. O bakımdan yani biz her ne kadar böyle bu terörle içe yaşamaya çalışıyorsak da bir bağışıklık geliştirmiş durumdayız ve bu bağışıklıkla birlikte de mücadele gücümüzün, mücadele stratejilerimizin, nasıl davranacağımızın, toplum olarak nasıl cevap vereceğimizin daha çok ayırdığında olmaya çalışıyoruz. Bunun birçok avantajları var. Çünkü biliyorsunuz terör Türkiye'de yeni bir şey değil. Cumhuriyet öncesinde de vardı. O zaman işte eşkıyalar vesaire çeteler söyleniyordu. Evet, çete eşkıyalar. Cumhuriyetten sonra bir süre sonra Asala terör örgütü ortaya çıktı. Daha sonra Asala ortadan kaldırılınca PKK çıktı. PKK ile işte 1980'lerin başından beri mücadele ediyor bu ülke. Ve ondan sonra işte PKK'nın diğer yan dalları ortaya çıkıyor. Onlar da yetmiyormuş gibi bir de FETÖ belası başımızda. Bütün bunlar hepsi Türkiye'nin jeopolitik olarak, coğrafi olarak, tarihsel olarak nasıl bir ortamda bulunduğunun da önemli bir göstergesi. Yani Türkiye, ben neredeyse dünyanın her tarafını gezmiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Bir defa Allah vergisi doğal, müthiş bir tabiat güzelliğine sahip bir ülkeye sahibiz. Yani dünyanın en güzel coğrafyası, kışı, yazı, baharı, sonbaharı hepsini bir arada yaşadığımız bir ülke bir. İkincisi tarih olarak, tarihsel zenginlikler bakımından gerçekten dünyada sayılı, belki en başta gelen ülkelerden biriyiz. En başta gelen. Bizim buradaki tarihi zenginlikler bir diyelim ki Avrupa ülkesinde veya Amerika'da olsa herhalde kimse yanlarından geçemezdi. Havalarından, afra tafralarından. Öyle bir ülkedeyiz. Yani. Şimdi bütün bunlarda tabii tarihimize de baktığımız zaman Anadolu'da yaşamış birçok kavimler gelmiş geçmiştir. İşte Hititler, Sümerler, Selçuklular, Bizanslar, Roma İmparatorlukları, Osmanlılar ve sonra Türkiye Cumhuriyeti. Çok yani zengin bu kadar bir tarihi olan. Zengin bir altyapı var yani kültürel olarak. Çünkü bu şu bakımdan zengin, çünkü insanlar üzerinde yaşadıkları toprakların sadece coğrafyasından değil,
kültürel atmosferinden de etkilenerek kişiliklerini ve toplumsal kimliklerini ona göre oluşturuyorlar. İşte biz Türk milleti olarak burada zengin bir coğrafya, zengin bir kültür ve zengin bir kültürel altyapıya sahibiz. Belki bizim bu zenginliğimiz işte bu sayede bence bu kadar teröre, bu kadar şiddete, bu kadar bölücü faaliyete rağmen çok şükür ki bölünmüyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey. Evet. Ya bunlar hepsi işte o kazandığımız tarihsel süreç içinde kazandığımız bağışıklığın bir sonucudur bütün bunlar. Onun için de bunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Şimdi gelelim sorunuza. Yani bu terörün amacı zaten bir ülkede stabiliteyi, dengeyi bozmak, huzursuzluk yaratmak, devlete güveni, yöneticilere güveni yok etmeye çalışmak, sarsmak, insanların gelecekle ilgili endişelerini artırmak, kaygı düzeylerini yükseltmek ve dolayısıyla korku içinde yaşamalarını sağlamaktır. Onun için bunları bildiğimiz için de Türk toplumu bakın hiç aldırış etmiyor. Yani zannetmeyin ki hiç oralı değil. Hayır. Türk toplumu öyle bir içine sindirmiş ki terörün ne yapmak istediğini, bu yüzden oralı değilmiş gibi davranıyor. Ama yeri geldiği zaman nasıl cevap vereceğini çok iyi biliyor. İşte yeri geldiği zaman inadına da çarşıya çıkıyor, inadına da bu alışveriş merkezlerine gidiyor, inadına maça da gidiyor. İşte bugün göreceğiz Beşiktaş-Kayseri maçında. Evet. İnşallah o stadı doldururlar. Evet. Bütün bunlar hepsi işte teröre karşı olan bizim geliştirdiğimiz olumlu tepkilerin, bağışıklıkların sonucudur. Evet. Bunları da unutmamamız lazım. Şimdi hocam ama bir de gerçekler var. Elbette ki şu an için birlik, beraberlik içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. İşte sık sık Suriye benzetmesi yapılıyor ne yazık ki. Şu an Suriye'de mevcut olan durum ya da bir süredir Suriye'deki bu iç çatışma ve işte terör çatışmaları vesaire. Dolayısıyla hani zaman zaman o korkumuzu açsak da Türkiye'de böyle bir maalesef korku yerleşti. Yani kalabalıklardan, merkezi yerlerden uzak durmak, işte bir takım duyurular dönem dönem yansıyor. Şuralardan uzak durun, buralardan uzak durun gibi. Dolayısıyla bu küçükten büyüğe, yaşlıdan gence kadar hepimizin psikolojik olarak biraz ne yazık ki rahatsızlık verici boyuta ulaşmış durumda. Şimdi bu tür algı yönetimleri stratejik biçimde yapılıyor ve belli merkezlerden yürütülüyor. Bunlar toplumu demoralize etmek için uygulanan yöntemler. Onun için bu yöntemlere de çok prim vermemek lazım. Suriye farklı. Suriye'nin sınırlarını kendileri çizmiş değil ki. Suriye'nin sınırlarını başkaları çiziyor. Ama biz şairin dediği gibi toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz vatanı kanımızla, canımızla bu sınırları çizmiş durumdayız. Onun için de Suriye ile bizi kıyaslamaya hiç gerek yok. Hı hı. Suriye farklı bir şey ve üstelik orada ister istemez kendi halkına eziyet eden, kendi halkının canına kıyan bir diktatör bozuntusuyla karşı karşıyayız. Bu gerçeği de unutmamamız lazım. Onun için de şimdi Suriye halkı başka. Bizim Türk toplumunda ise çok şükür böyle bir şey söz konusu değildir. Güneydoğu Anadolu'yu ben çok yakından tanıyan biriz. Ben de çünkü Diyarbakır'da doğdum, Mardin kökenim var. Bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinin şehirlerini, hepsini Van'a, Hakkari'ye kadar adım adım ben bilirim. Gezdim, dolaştım. Yıllar önce çocukluğum o bölgede geçti. Şimdi o bölgenin insanının da ne kadar çok aslında devletine bağlı olduğunu, ne kadar devletine sadık olduğunu çok iyi bilirim. Yeter ki devletin gücünün onun arkasında olduğunu hissetsin. Şimdi bakın yapılmak istenen terörün yapmak istediği şey o devlet senin arkanda değil. Bak devlet seni koruyamıyor algısını, imajını oluşturmaya çalışıyor. Ama onda da bakın başarılı olamadılar. Bir iç savaş oluşturmaya çalıştılar. Bu hendekler kazıldı vesaire. 15 Temmuz'dan sonra daha doğrusu diğer 24 Temmuz muydu tarih o zaman. Orada da bakın başarılı olamadılar. Mesela bakın Mardin, Batman hendeklere, Kızıltepe ki solun en çok ağırlıklı olduğu bir yerdir Kızıltepe. Orada bile hendeklere ve terörün
halkın üzerine, halkın rahatını bozmasına izin vermedi oranı. Şimdi hazır oraya dönmüşken o zaman o bölgeye, özellikle terörle yıllardır mücadele eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine dönelim. Bu evet. Ülke bir çözüm süreci dönemi yaşadı. Denendi. Ne oldu? 7 Haziran seçimlerinden sonra buzdolabına kaldırdık denildi. Çözüm süreci kaldırıldı. Bir çatışmazlık ortamından, 2-3 yıl süren bir çatışmazlık ortamından birdenbire çatışma ortamına geldi Türkiye. Şimdi oranın demografik yapısını göz önünde bulundurursak, bu çözüm sürecinin başlaması itibarıyla işte delikanlılık çağında ya da ergenlik döneminde olan gençler, o süreçle birlikte orada yaşananlar, işte hendeklerin kazılması, silah bırakma tabir edilen bir dönem yaşandı biliyorsunuz PKK terör örgütünün. Dolayısıyla birçok şeye izin verildi aslında evet. O bölgede. O ortamda yetişen gençler o süreç bittiğinde hangi psikoloji içinde girmiş olabilirler? Şimdi o bir sürece aidiyet duygusu. Bir defa önceden girmek lazım konuya. Şimdi devlet kendine göre bir çözüm arayışı içinde. Çünkü silahla olmadı, şunla olmadı, başka bir yol deneme çabası içine girdiler. Denediler bu, yani. Evet, yani bu çok yanlış mıydı? Hayır, bence yanlış değildi. Yani o denemenin yapılması gerekiyordu. Ama o denemenin değerini, kıymetini terör örgütüyle iç içe olan HDP anlayamadı ve ona hakkını veriyordu. Bakın. Hocam ama bu da tartışılır. Yani bu bir deneme yanılma yöntemiyle uygulanacak bir politika mı? Terörle mücadele çok, değil. Çok önemli. O anlamda söylemedim. O anlamda söylemiyorum. Benim demek istediğim böyle bir şeyin de yapılması gerekiyordu. Böyle bir barış süreci gerekiyorsa barış sürecinin uygulamaya konulması gerekiyordu. Ama o uygulamanın hakkını karşı taraf yeterince anlayamadı ve veremedi. Mesela şöyle bir şey oldu hatırlarsanız. 80 milletvekiliyle 7 Haziran sonrasında parlamentoya girdiler. Ve daha önce o partinin eş başkanlarından biri dedi ki bu ödünç oyların kıymetini biliyoruz. Bunları unutmayacağız dedi. Ne oldu? Birdenbire geri dönüş yaptı. Ödünç oy hayır dendi. Ona yukarıdan emir geldi. Ve vazgeçti bunlardan. İşte zaten bu siyasi hareketlerin, siyasi partilerin attığı yanlış adımların bedelini halk ödüyor, kamuoyu ödüyor. Siyasi partilerden HDP'nin onu özellikle ama AKP'yle birlikte yürütmediler bu süreci. İşte AKP'yle birlikte yürüttüler ama sonuçta HDP ihanet etti. Yani bunu da benim algım böyle. Evet. Benim algım bu şekilde. Tabii ki HDP de suçlu bence o HDP böyle yapmaması lazım. AKP yani de 80 öyle. 80 milletvekili çıkarmışsın. Bu ülkenin 3. partisi olmuşsun. Türkiye partisiyim diyorsun. HDP onu değerlendiremedi. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii, İnanılmaz bir fırsat da HDP çok, için çok ama AKP'de buna ortak olmamalıydı. Bakımından, o bütünlüğün sağlanması bakımından gereğini yerine getirmesi lazımdı. Tam tersini yaptı. Evet. Ne yaptı? Güçlendim diye kendine göre bir kere bir başka bir şey başladı. Diğer partileri görmezden gelmek en azından bu süreçte en başta atılan yanlış adım o. Böyle Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir sorunu çözmek için bütün partilerin ortak edilmesi gerekirdi. Şeyiyle ilgili, uygulanışıyla ilgili onda haklısınız. Ona bir şey demiyorum. Yani orada şimdi bakın bu bütün toplumu ilgilendiren bütün parti. Şimdi ben şunun için bunları konuşuyorum. O bölgenin halkı da bunları nasıl algıladı ve nasıl bir aidiyet hissediyor? Ben size şunu söyleyeyim. O bölgenin halkı şimdi oradaki belediye başkanlarının içeri alınmasından çok memnunlar. Rahatlamış durumdalar. Evet. Yani demek ki bir baskı altındalar onlar da. Yani onlar da kendilerini baskı altında hissediyorlardı. Onun için de yani bu şimdi demografik yapı dediniz. Böyle bir şey kullan. Diyarbakır bir Türkmen şehri aslında. Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Ali Emiri, Cahiskı Tarancı. Bütün bunlar Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük adamlar. Ve Diyarbakır aynı zamanda İslam dininin de önemli harem-i şeriflerinden birinin merkezi. Bütün mezheplerin aynı anda namaz kılabilecekleri bir ulu camiye sahip.
Tarihi bir yer orası. O bir kısmı hatta Bizanslılardan, Romalılardan kalma kiliseden bozma olarak yapılan. Çok büyük, bilmiyorum gördünüz mü orayı. Evet, yani çok gördüm. Enteresan bir yerdi Diyarbakır. Görme imkanım oldu bu çok duruma şükür. Gelmeden evet. önce. Evet ben de yani çok öyle ediyorum. Bir çok güzel yer, bir şehir gerçekten. Ama demografik yapı işte sanki bir Kürçeli. Hayır Kürçeli de olabilir. Yani tabii sorun ki değil. Olabilir. Gayet yani, tabii. Mesele o değil ama sanki böyle her şeyi değiştirmek, her şeyin ismini başka türlüye çevirmek böyle bir şey savaşı haline getirildi. Ve algılar bu şekilde oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi ona bakarsanız Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın Birinci Dünya Savaşı öncesindeki nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman. Evet. Türkler. Evet. Yani, ama şimdi iki kişi yok bulamazsınız değil mi? Evet. Onun için bu demografik yapılar da değişebiliyor. Anadolu eskiden Ermeniler, Rumlar, Bizanslılar vesaire. Ama şimdi Müslüman Türk çoğunluk ve Kürt kardeşlerimizle birlikte çoğunluğu oluşturuyoruz. Onun için de bu demografik yapılarda değişiklik gösterebilir. Oradaki insanlar artık terörden bıkmış durumdalar. Evet. Bana her yerden hasta geliyor. Güneydoğu'dan, Edirne'den, Hakkari'den. Bu çok önemli. Aslında konuşmak istediğim konunun en önemli noktası burası hocam ama kısa bir araya gitmem tabii, gerekiyor. Çok kısacık. Olur. Bu arada iki sıcak gelişme var. Onları duyurarak gidelim araya sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı Halep konusunda. Görüşmede Halep'te ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi ve ihlallerin engellenmesi vurgulanıyor. Önemli bir nokta. Çeşitli iddialar var Halep'le ilgili. Bir diğer gelişme de HDP'yi ilgilendiriyor. Hemen onu da aktaralım. HDP'li bir vekil daha gözaltına alındı. Alican Ünlü Tunceli Milletvekili, HDP Tunceli Milletvekili Alican Ünlü de Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtiliyor. Kısacık bir aranın ardından devam edeceğiz. Evet, günün manşetlerine devam ediyoruz. Profesör Abdülkadir Çevik bizlerle birlikte Ankara Üniversitesi'nden. Şimdi terörü konuştuk. Türkiye'de terörün geldiği nokta ve yarattığı yaralar, aslında içimizde açtığı yaralar. Daha yaralara gelmedik. Tam da o noktada hocam. Evet. Size gelen bu konudan muzdarip olanlar var. Çok. Aslında işin gerçeğini yaşayanlar onlar. Şimdi, ateş düştüğü yeri yakıyor tabii, çünkü. Tabii tabii kesinlikle yani konuşmak artık hakikaten insan söyleyeceği laf kalmıyor doğru. Şimdi terörün mesela Diyarbakır'da o Eskişehir'in, Suriçi'nin o hale getirilmesinde, Şırnak'ın, Cizre'nin o hale getirilmesinde sorumluluğu olanlar acaba ne hissediyorlar? Ama vatandaş orada kan ağladı. Evet. İş sahibi olanlar perişan durumda. İflas edenler, dükkanını kapatmak zorunda kalan, göç etmek zorunda kalanlar. Ya. O göç şimdi atlayıyor. Geri dönüşler başladı ama geri dönecek yer kaç yok. Nereye dönecek? Gidecek? Kaç kişi dönecek mi, dönmeyecek mi? O da belli değil. Zaten terörün amaçlarından bir tanesi de göç ettirip kendine boş alan sağlayıp sonra kendi şeyler. Irak'ta da bakın biliyorsunuz öyle yaptılar. Kerkük'ü, Musul'u hep böyle göç ettirerek kendi adamlarını oraya yerleştirdiler. Onu yap. Şimdi çok büyük bir travma bir defa. Her travmada olduğu gibi bu hem göç etmekle bağlantılı hem terörün kendisinin tabii yarattığı içinde yaşıyor, travma tabii hayatınızı yıllarca, değiştiriyor. Hayatınızı evet. değiştiriyor ve bunun sonucunda neler yaşıyorsunuz? Depresyonlar gelişebilir, kaygı bozuklukları gelişebilir, bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkabilir ki biz bunlara somatofon bozukluk veya psikosomatik bozukluklar diyoruz. Travma sonrası stres bozuklukları gelişebilir ve en önemlisi de bir de farkında olmadan geliştirdiğimiz kronik travma, bu travmalara bağlı kayıp bağlı yas reaksiyonları ve hatta bu yaslar patolojik yasa da dönüşebiliyor. Nasıl oluyor hocam? Şöyle. Onu da izah ederseniz. Her kayıp biliyorsunuz, her bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman, eşyamızı, maddi manevi bir değerimizi, idealize ettiğimiz bir düşüncemizi dahi bir işe yaramadığını gördüğümüz zaman yıkılırız. Evet. İşte bu yıkıntı yastır.
Mesela Sovyetler çökünce komünizmi savunanlar birdenbire boşlukta kaldı. Evet. Yani onun yarattığı şey. İşte bir kısmı işte sosyal demokrat oldu, bir kısmı liberal oldu, bir kısmı depresyona girdi, elli ayağını çekti. Çok değişik şeyler oldu. Bu kayıpların yarattığı acı bazen yıllarca sürebiliyor ve nesilden nesile geçebiliyor. İşin en şey tarafı bu. Özellikle büyük gruplar, yani böyle milyonları kapsayan gruplardan bahsediyorum. Yani böyle ülkeler arasında olan savaşlarda yaşanan şeyler. Şimdi bunlar çok büyük travmalar, büyük kayıplar oluşturacak. Ve bundan sonraki nesiller bunların... Ya hayata bunların bakış açısı değişiyor insanın. Kötümser, hep kötü. Kesinlikle. Çok beklenti, umudunu yitiren insanlar. Kişilik yapınız dahi değişebiliyor bunlardan sonra. Değil mi? Tabii bir bakıyorsunuz ki bu kayıplardan sonra çok böyle mülayim olan bir insan agresif olabiliyor. Ve agresif olan bir insan bakıyorsunuz içine kapanmış, sinmiş, öyle bir durumda olabiliyor. Ama onun o duygu hali onun çocuklarına, yakınlarına, ondan da çocuklarına ve mutlaka onun o yasını çözecek bir vazife gibi nesilden nesile aktarılabilir. Bulaşıcı hastalık. Aynen öyle. Ya örnek, en basit örnek, mesela İstanbul'u fethettik biz Osmanlı Devleti olarak. Bizim için çok güzel, büyük bir zafer değil mi? Ama o dönem ki Bizans, Doğu Bizans İmparatorluğu için bir travma. Onun devamı olduğunu düşünen Yunanlar için büyük bir travma ve bunun yasını kabullenemiyorlar. Kolay değil bunun yasını kabullenmek. Çünkü onlar için kutsal şehir, baş şehirleri ve düşünün Türkler, Müslümanlar tarafından alınıyor, fethediliyor. Ve onlar ikinci plan düşüyor. Ne kadar büyük bir acı onlar açısından. Evet. Halen bir Yunanlılar kendi resmi yazışmalarında İstanbul demiyorlar. Konstantinopol diyorlar. Niye? Çünkü kabullenemiyorlar. Şimdi bizler için de bizim Türk toplumu en çok acıları yaşamış. Katillere mağdur kalmış. Hatta soykırıma mağdur kalmış aslında toplum biziz. Balkan savaşlarında olsun. Efendime söyleyeyim, diğer Kafkaslar'da olsun yaşadığımız travmalar, mağdurluklar hiçbir ülkenin mağdurluğuyla kolay kolay kıyaslamaz. Yahudiler hariç. Yahudiler göz göre göre hakikaten katledilir. Bizim Ermenilerle olan ilişkilerimizde bir karşılık katile hiçbir zaman soykırım diye bir şey olmamıştır. Soykırım olsa Anadolu'nun her birçok yerindeki Ermeniler yok edilirlerdi. Öyle bir şey yok. Tam tersi. Korunsunlar diye gönderilmişlerdir, tehcir edilmişlerdir. Ama Balkanlardan biliyorsunuz 7 ay içinde 1. ve 2. Balkan Savaşları'nda 5 milyondan fazla insan göç etmiş ve bunların büyük bir kısmı telef olmuştur. Evet. Meriç kan akıyor diye söyleniyordu. Bakın o zaman. Şimdi bakın bunlar hepsi travma işte. Çok büyük ama travmalar. Bütün toplumu etkileyecek. Bizim toplum kimliğimiz hep zaferlerle yoğrulu olduğu için bize hiçbir şey işlemez, kurşun işlemez gibi bir yapıya sahibiz. Biz hep güçlü. Aslanız, güçlüyüz, yeneriz. Hep böyle bir düşünce içindeyiz. Bir türlü mağdurluklarımızı öne süremiyoruz. İtiraf edemiyoruz. Evet. Biz hep zaferlerimiz. Bakın pardon bir şey. Bir cümle mesela, alayım, bir virgül koyalım Preveze, hocam, bir bağlantım oldu. Zaferi evet. Hiçbir zaman unutmayız. Ama İnebahtı'da donanmamız tamamen yok edilmiş Ruslar tarafından, o hiç aklımıza bile gelmez. Evet. Şimdi biz hep terörü konuştuk tabii. Bu terörün yarattığı mağduriyet, özellikle birinci derece ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ya. Bu geçtiğimiz en son terör saldırısı İstanbul'da biliyorsunuz. Korkmuş. Vodafone Arena'nın hemen dışında gerçekleşmişti. İşte bugün az önce sizin de dikkat çektiğiniz önemli bir karşılaşma var. Beşiktaş-Kayserispor arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda. CHP'li vekiller de orada bu maçın gelirinin terör yakınlarına, bu terörde yaşamını yitirenlerin yakınlarına kaynak olarak aktarılması noktasında CHP'li vekiller de orada destek veriyorlar. Barış Arkadaş. Beşiktaş yönetimi ve başkanlığı kutlamak lazım. Evet. Barış Arkadaş telefon attığımızda. Barış, tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, buruk bir atmosfer var muhakkak ama sen neler aktaracaksın bu akşamki karşılaşmaya ilişkin? Görüntülerde, ekranımızda daha henüz karşılaşma öncesi görüntüler tabii bunlar.
şimdi biraz sonra görüntüleri de arkadaşlarımız yollayacaklar. Milletvekili arkadaşlarımızla buradayız. 20'nin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Evet. Beşiktaş ve Kayseri Spor'un maçına geldik hep birlikte. Neden geldik? Şunun için, bu maçın tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak. Stad dolmuş yaralanan, mu acaba? Bu terör saldırısında yaralanan ailelerin çocuklarına bağışlanacak. Onların tedavisinde kullanılacak. Biz de karınca kararınca küçük bir katkıda bulunalım diye birçok milletvekili arkadaşımızla şu anda Beşiktaş'ın locasındayız. Burada Fatih Terim var, Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanı Fikret Orman var, Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Haznedar var ve çok sayıda milletvekili arkadaşımız var. Tek tek isimlerini sayarsam haksızlık ederim kendilerine. Evet. Haksızlık ederim. Yani atlayabilirim. Her o yüzden eksik olmasın. Zaten biraz sonra görüntülerini de rejiye düştüğünde gösterme imkanınız olur. Hı-hı. Burada tabii dostluk havasında çıktılar maça. Kayseri Spor ve Beşiktaş sporlular el ele çıktılar ve stadyumu birlikte selamladılar. Hemen ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ve tabii Kayseri Spor taraftarlarıyla Beşiktaş Spor taraftarlarının da aslında bazı noktalarda bir arada oturduklarını da gördük. Bir arada oturuyorlar. Çünkü bugün bu maç normal bir maç, normal bir rekabet içeren bir maç değil. Aslında bir anlamda şehitlerin anısına oynanan bir maç haline dönüştü. Biraz kupası. Biz de bu maçı şehitlerimizin anısı için zaten gelip izliyoruz. Ben doğrusunu söylemek gerekirse epey bir süredir maç izlemeye fırsat da bulamıyordum. Bu vesileyle biz de 20'nin üzerinde milletvekili arkadaşımızla birlikte şu anda stadyumdayız. Bazı bu senin gönderdiğin görüntüler herhalde Barış, değil mi? Vallahi şu anda yönetmenin Barış arkadaşın gönderdiği görüntüler mi? İlk gelen Barış'ın geçtiği görüntülerde gelecek sloganlar atılıyor kırmızı beyaz diye. Vatan canım sana feda. Biraz sonra görüntüler de gelecek. Ben de onları size zaten ulaştıracağım. Burada zaten gazeteciler aslında görüntü çekemiyorlar. Tabii maçtan görüntü çekmiyoruz. Sadece locadaki bulunan arkadaşlarımızın görüntülerini çektik. Barış, görüntüler gelecek ama stadın doluluğuyla ilgili ne söyleyebilirsin? Ya stad yavaş yavaş doluyor. Çok soğuk bir hava var. Evet. Biraz da tabii terörün yarattığı bir etki de var. Tam olarak dolu değil. Aslında ben daha hünç bir stadyum bekliyordum ama öyle olmamış. Biraz sanırım terörün yarattığı bir etki var ama o da zamanla tabii aşılacak. İnsanlar yeniden normal hayatlarına dönecekler. Şunu söyleyelim. Sadece stadyumda değil, İstanbul'da da bir sokaklarda hafiften bir boşalma var, onu hissettik. Ben Kanal D binasından bir televizyon yayınından çok uzak bir mesafeden Beşiktaş'a 30 dakikada geldim. Yani normalde mucize bu saatte, gibi bir şey, evet. Evet, mucize normalde 1,5 saatte falan gelinebilecek bir yoldu. Peki sizin ama dışınızda başka partiden vekil ya da bir temsilci var mı bugün bu akşamki karşılaşmada? Hayır, yok, sadece Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri var. 20'nin üzerinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekili var. Evet. Biz bazı milletvekili arkadaşlarımız da yoldalar. İstanbul trafiğinin çeşitli noktalarında olduklarını söylediler. WhatsApp'tan yazışarak haberleşiyoruz. Herhalde 25 milletvekili falan bugün burada maçı izlemiş olacaklar. Keşke olsalardı Barış. Hocamız var, Sayın Abdülkadir Çevik, terör psikolojisini konuşuyoruz kendisiyle. O da aynı görüşte, keşke diğer partilerden de vekiller olsa. Hani birlik, beraberlik, dayanışma diyoruz ya, keşke öyle bir tablo, öyle bir görüntü getirebilseydik ekranlara. Türkiye'nin zaten o psikolojiyi aşması lazım. Bugün Sayın Genel Başkanımız hem Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde hem de Şehitler Tepesi'ne karanfil bırakırken teröre karşı birlikte hareket etmeliyiz. Tüm partiler teröre karşı çizgilerini net bir şekilde ortaya koymalıdır. Terörün siyaseti olmaz, siyasi parti ayrımı gözetmez zaten dedi ve teröre teslim olmayacağız dedi. Bu anlamlı mesaj mutlaka zaman içinde karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum Lale. Evet, umuyoruz, biz en büyük temennimiz bu. Verilen mesajlar ama bu mesajların tabii hayata geçmesi. Keşke demin de söyledim, her partiden temsilci olsaydı da orada o birlik beraberliği bir kere daha ilklerimize kadar hissetseydik, gerçekçi olsaydı. Umarım terörden sonra değil de başka normal bir günde hep birlikte maç izleyebileceğimiz günler olur diye düşünüyorum bari. İnşallah, inşallah. Bu arada görüntüleri arkadaşlarımız size iletmişler rejiye. Evet. Sanırım herhalde rejiden biraz sonra o görüntüleri de gösterme imkanı olacak. Vereceğiz, evet. Senin geçtiğin daha yeni görüntüler, bunu da yine Umur arkadaşımız yolladı bu görüntüleri de İstanbul'dan.
Daha ama karşılaşma başlamadan önceki görüntüler sanıyorum bunlar. Evet. Daha kalabalığın yoğunlaşmadı. Şu şeyi biraz daha şöyle alabilirsek ben de net görebilirim. Evet. Evet Barış, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok anlamlı bir karşılaşma gerçekten. Bu anlamda da CHP'yi kutluyoruz. Orada terör mağdurları için böylesine bir dayanışma etkinliğinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Şimdi bakın işte yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organizasyonu değil. Bu bir maç. Resmi bir maç. Yani bir dostluk maçı falan da değil. Böyle bir maçta, böyle bir günde herkes sokakta olsun, kimse uzaklaşmasın derken keşke gerçekten bütün partiler, teröre bulaşmamış bütün partiler buraya gelebilmiş olsa ve birlik ve beraberliği burada. Terörle mücadelede en önemli nokta, terörizmin ve terörist psikolojisinin en önemli çıkış noktalarından biri toplumda bölünme yaratmaktır. Hı hı. Teröristler kendi kişilik yapılarındaki bölünmüşlüğü topluma yansıtarak toplumda bölünmüşlük duygusuna ve ayrımcılığa yol açarlar. Hı hı. Yani terörizm bunu yaptığı zaman, terörizm bunu yapmaya çalışır. Halkta veya toplumu yönetenlerde bu bölünmüşlük ortaya çıktığı zaman teröristler zil çalıp oynarlar. Onun için onların sevinçlerini kursaklarında bırakmamız için birlik ve bütünlüğümüzü hiçbir zaman bozmamamız lazım. Aramızda kişisel olarak hani bu neye benziyor? Bir aile içinde ufak tefek kargaşalar, kavgalar elbette olabilir. Elbette yani iki kardeş arasında dışarıya görüş çıktığımız zaman tabii bir bütün oluruz. Onun için de yani dışarıya karşı bir bütünlüğümüzü korumamız lazım. Terör bizim için ötekidir, dışarısıdır ve o teröre karşı birlik içinde olduğumuzu her zaman yansıttığımız zaman, bu algıyı oluşturduğumuz zaman hem topluma güven vermiş oluruz, teröre de haddini bildirmiş olmanın psikolojik bir cephesini onlara yansıtmış oluruz. Evet, bu arada Barış arkadaşın geçtiği son görüntüler de geldi. Şehit ailelerine bağışlanacak ve biz de bu yüzden evet, az önce yayında söyledi, bir kere daha söylüyor Barış arkadaş. Topluma moral vermek için Fatih Terim'le dolduğu kadarıyla hocam güzel bir ambiyans gerçekten. Amaç çok mukaddes çünkü gerçekten. Tabii ki. Şey, yakınlarına uyumak açık edilecek gelinlerin verilmesi çok önemli. Şimdi ateş düştüğü yeri yakar diyoruz. Bir yandan bu görüntüleri izlerken bu birinci derece yakınların durumu çok için büyük, ne çok söylersiniz? Çok büyük zorluk. Yani Allah yardımcıları olsun bir defa her şeyden önce. Yani herkes kendi inancına göre o merasimini yapacaktır. O bir gerçek. Ama acısını yaşayacaktır. Hiçbir zaman kaybedilen kişiyle ilgili acı o kişiler de hayatlarını kaybedinceye kadar bitmez. Yani hafifler, hatırlanır ve bu işin yasın çözülmesi için kendi içimizde kaybettiğimiz kişiyle ilgili bir muhasebeyi yapmamız lazım. Şöyle de yapsaydık. Çünkü şimdi diyecek anne babalar, keşke bu mesleği seçmeseydi. Keşke o gün orada olmasaydı. Keşke ben onu bırakmasaydım. Evet, hep keşkelerle. Keşkeler. Evet, maalesef. Bu tip pazarlıklar olacak. Kendi içimizde ve kaybettiğimizde sanki önümüzdeymiş gibi bir pazarlık süreci içine gireriz. Ve ondan sonra bu pazarlık sürecinden sonra kaybettiğimiz kişileri iyi ve kötü yanlarda. Hani şey ölür, badem kör ölür, badem gözlü olur misali değil de kaybettiğimizin yani bazı işte şöyle de inatçıydı ama ah sözümü dinlemezdi hiç filan gibi sinden evet laflar. Yani olumlu ve olumsuz yerine kendi içimize onu artık içlerleştirdiğimiz zaman, içimize yerleştirdiğimiz zaman o bizimle bütünleşen bir parça olur. Bir dışarıda olmamış olur. O zaman işte anılarımız da yer alır. Anılaştırırız evet ve yazılır. Zamanla o zaman değil mi? Evet, bu da zaman alır. Kolay değil. O üzerinden zaman geçtiğinde de farklı bir acıya dönüşüyor tabii kayıplar. Siz daha iyi çok bilirsiniz. Zor, çok zor hocam. Hepsine sabır dileyelim kaybı olanların. Ve tabii ki rahmet. Ne yazık ki çok acı bunları söylemek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza Allah'tan sağlık, ağzınıza sağlık. Toplumuza böyle bir acıyı bir daha yaşatmamasını dileriz evet, inşallah. Evet, aynı temennilerimizi de paylaşıyoruz. Evet. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, terörü konuştuk. Terörün yarattığı, psikolojik boyutuyla yarattığı o derin yaraları konuştuk. Nasıl aşılabilir birlikte, el ele, milletçe nasıl aşabiliriz onu konuştuk. Hüsnü Mahalli biliyorsunuz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin önemli gazetecilerinden, özgür fikirlerin olduğu gibi yansıtabilen gazetecilerinden, Halk TV yorumcularından bir isim. Ancak yine bizden haber alacaksınız Hüsnü Mahalli'nin son durumuyla ilgili. Bu akşam güzel haber bekliyoruz Hüsnü Mahalli'nin durumuyla ilgili. Serbest kalmasını bekliyoruz, bir kere daha ifade edelim. Az önce CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'la geçtiğimiz saatlerde yaptığımız bağlantıda yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vereceğini, emniyeti ziyaretlerinin ardından olumlu sonuç beklediklerini söylemişti. Biz de aynı sonucu bekliyoruz. Hüsnü Mahalli ile ilgili başka hangi kanalda bu gelişmeleri izleyebildiniz bilmiyorum, ne kadar yer verdiler ya da yer verdiler mi, ama az önce de söylediğim gibi son durum yine Halk TV ekranlarından öğrenebilirsiniz. Hüsnü Mahalli ile ilgili bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Bizden bu akşamlık bu kadar. Saat başında Fatih Ertürk'te Türkiye Nereye bu akşam için özel yayında sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz Maniki Dünya çarşamba akşamları Ayşenur Arslan'la Hüsnü Mahalli'nin birlikte programlarıydı. Ancak Hüsnü Mahalli'nin bu durumu nedeniyle Ayşenur Arslan da Hüsnü Mahalli'siz bu yayını yapmadı. Dediğim gibi Fatih Ertürk sizlerle birlikte olacak. Sakın kaçırmayın diyoruz. İyi akşamlar.